Merhaba arkadaşlar. Şimdi bu videomuzda da çemberin analtiğinin 3 numaralı testini gömelim. Şu konuyu da bitirmiş olalım yavaş yavaş. Bir de 4 numarası varmış gerçi. Hemen başlıyoruz. İlk sorumuzda bakalım ne diyor. Aşağıdaki noktalardan hangisi çemberin içindedir? Şimdi bir nokta çemberin içinde olabilmesi için dostlarım şu kuralı sağlatacaksınız. Noktaları tek tek yerine yazacaksınız. Hangisi küçüktür 16'yı sağlıyorsa içindedir. Dışında deseydi büyüktür 16'yı sağlayacaktık. Üstünde deseydi de eşittir 16'yı sağlatacaktık. Şimdi A şıkkını deneyelim. X yerine eksi 4 yazalım. Y yerine 2 yazalım. X yerine eksi 4 yazarsak burası 0 olur. Şöyle A şıkkını deniyorum. 0 olur. 0'ın karesi. 2 yazarsak 2 eksi 3'ten 1 gelir. 1'in karesi. Küçük müdür 16'dan? Evet, 1 küçüktür 16'dan. Demek ki bu direkt A şıkkı çemberin içindedir dedik. Diğer şıkları da yazdığınızda küçük 16'yı sağlamadığını göreceksiniz dostlarım. Hemen isterseniz bir de B şıkkını yapalım, yeterlidir. X yerine 1 yazıyorum. 1 artı 4'ten 5'in karesi. Bakın daha 16'dan büyük bir sayı buradan bile çıktı ki 16'dan büyük olduğunu, bu noktanın çemberin dışında olduğunu çok rahat söyleyebiliriz. Geldik 2'ye. Analitik düzlemde merkezi bilmem ne ve yarıçapı bilmem ne olan çember x eksenini negatif taraftaki bir A noktasında kesiyor. Şimdi x eksenini kestiği noktayı var arkadaşlarım. A noktası demiş. Biz ilk önce çemberin denklemini bir yazalım. X eksi merkezin x'inin karesi artı y eksi merkezin y'si. Y eksi eksi 1'den y artı 1'e döndük. Karesi eşittir yarıçapın karesi, yani 17'yi yazdık. Şimdi x eksenini kestiği noktayı bulmak için ne yapacağız dostum? Y'ye 0 vereceğiz. Hemen y'ye 0 verdim. Burası 1 oldu. 1'in karesi yine 1. 1'i de bu tarafa atarsak 16'ya ulaştık burada. Nedir 16 olan? X eksi 2'nin karesi. Şimdi neyin karesi 16? 4'ün ya da eksi 4'ün. X eksi 2 o zaman ya 4 ya da eksi 4. Demek ki x eşittir 6 ya da x eşittir eksi 2 oldu. Bize negatif taraftakini soruyor. O yüzden 6'yı sildim ben dostlarım. Eksi 2'yi aldım. Eksi 2'ye 0 noktasıymış demek ki bu A noktası. Y'ye 0 verdiğimde A'yı eksi 2 bulmuştum. O yüzden Y'si 0, A'sı eksi 2. İşte diyor ki bu noktada teğet olan doğrunun eğimi. Şimdi bundan sonrasını iki yolla çözebiliriz arkadaşlarım. Ben direkt şöyle şekil üstünde göstereyim size. Bir çemberimiz var. Biz bu çemberin merkezinin koordinatlarını biliyoruz. 2'ye eksi 1. Bir de şöyle bir A noktasında bu çembere teğet olan bir doğru var dostlarım. Bizden de bu teğet doğrusunun eğimi isteniyor arkadaşlar. Bizim bildiğimiz şey şu. Yarıçap teğet her zaman dik iner. Bunu biliyorum, bu yarıçap. Peki ben bu yarıçap doğrusunun eğimini bulsam, dik olduğundan dolayı teğetin de eğimini bulmuş olurum diyorum. O halde hemen yarıçap doğrusunun eğimini bulalım. M noktasını, yani merkezi de biliyorum, A noktasını da biliyorum. Neydi kural? Y'leri çıkartıyorduk. Eksi 1'den 0'ı çıkart, eksi 1. 2'den eksi 2'yi çıkart, 4 oldu. Eksi 1 bölü 4 benim yarıçap doğrumun eğimi. Buna teğet dik olan diğer doğrunun eğimi, teğet doğrusunun eğimi de çarpımları eksi 1 olacaktı. O yüzden ikinci sorumun cevabı Adana'dan geldi. Bununla neyi çarparsam eksi 1 yapar? Tabii ki 4'ü. O yüzden Adana'yı işaretledik. Geldik 3 numaraya. Analitik düzlemde merkezi bilmem ne olan ve bilmem ne doğrusuna teğet olan çemberin denklemi. Dostlar merkezini biliyorsunuz zaten. Eksi 3'e 1. O halde benim çemberim bir kere x artı 3'ün karesiyle başlayacak. Demek ki Adana şıkkı gidecek. Denizli şıkkı gidecek. Peki sonrasında y'si 1 olduğu için y eksi 1'in karesi diye devam edecek. O yüzden Ceyhan şıkkı da iptal. Şimdi geriye ne kaldı? Bursa ile Edirne kaldı. Yani aslında yarıçap bizim sonucumuzu belirleyecek. Yarıçapı bulmamız lazım. Şimdi bazen böyle basit şekiller çizmek. Bakın basit bir şekil çiziyorum. İkinci soruda da çizdik. Şimdi bir çember varmış. Merkezini bildiğiniz bir çember. Eksi 3'e 1 çemberi. Bu çemberin teğet olduğu bir de şu doğru varmış dostlarım. Doğrunun da denklemini biliyorum.
Peki yarıçap dediğim şey aslında şu değil mi dostlar? Noktanın yani merkezin doğruya olan uzaklığı değil midir aslında şekilde de gözüktüğü gibi? O halde ben R'yi şuradan bulabilirim. Bu noktanın bu doğruya uzaklığı. Peki noktanın doğruya olan uzaklığı formülünü hatırlayalım birlikte. Yukarıda mutlak değer vardı, aşağıda karekök vardı bir kere. Mutlak değerin içine doğrunun denklemini yazacaktık. Eşittir'e kadar olan kısmını yazacağız. Ama noktayı da yerine yazarak yazacağız. Yani x yerine eksi 3 yazıyorum. O halde eksi 9 olur. Y yerine 1 yazıyorum. O halde eksi 4 olur. Bir de eksi 7 var. Karekökün içine de şu x ile y'nin katsayıları var ya, 3 ile eksi 4. Bunların karelerini yazıyorum. Yani 9 artı 16 yazıyorum toplamlarını. Peki şurayı toparlayalım. 9 eksi 13 eksi 20'den 20 diye çıktı. Bölü, burası da 25'ten 5 diye çıktı. 25 bölü 5 eşittir 4. Yarıçapı 4 bulduk. Yani eşittir'in sağ tarafında 16 yazacak dostum. Cevabımın da Bursa olduğu çıktı karşıma. 4 numaraya geldik hemen. Analitik düzlemde bilmem ne doğrularına teğet olan ve merkezi bilmem ne üzerinde olan çemberin denklemi. Şimdi bunu bir koordinat sisteminde gösterelim. Dostlar şöyle bir koordinat sistemi çizdik. Bir x eşittir eksi 2 doğrusu var. Onu şurada gösterdim. Tam eksi 2'den geçen x eksenine dik olan bir doğru. Bir de x eşittir 4 doğrusu var. Onu da gösterdik. 4 de burası. Şimdi bu iki çember, bu iki doğruya teğet olan bir de çember varmış elimizde. Tabii biz bu çemberin nerede olduğunu tam bilmiyoruz. Ben şöyle rastgele şurada olsun dedim. Burada da olabilir arkadaşlarım. Şöyle de olabilir. Şöyle de olabilir. Ama değişmeyen tek bir şey var. Bu çemberin çapı her zaman 6 birim olacak. Nerede olursa olsun, yukarıda aşağıda nerede olduğunun önemi yok. Sonuçta çap dediğimiz şey şu iki doğrunun arasındaki uzaklıktır. Bu da 2 ile 4'ün arasındaki uzaklık toplam 6 birim yaptı. Demek ki bunun çapı 6. O halde yarı çapı 3. Zaten bakın bütün şıkların burası 9 olmuş. 3'ün karesi gelmiş. Peki hocacığım şurası 2 birimdi. E o zaman şurası da 2 birim. Peki yarıçap 3 olması için şuraya 1 birim kaldı. Şurası da 3 birim. Bakın biz merkezin koordinatlarını, apsisini daha doğrusu 1 bulduk merkezin. Ordinatını bilmiyoruz. Y diyelim ona. O halde merkez koordinatımızın apsisi 1. Ordinatını da bulacağız birazdan. Peki apsisi 1 ise x eksi 1'in karesi diye başlayacak bu dostlar. E zaten bakın bir tek Adana şıkkında x eksi 1'in karesi var. Direkt Adana'yı da işaretleyebiliriz ama hadi oldu ki iki şık arasında kaldık diyelim. Bir tane daha x eksi 1'li şık olsaydı ne yapacaktık? O zaman şu doğruyu devreye sokacaktık. Bakın bunu hiç kullanmadık. Diyor ki merkez diyor bu doğrunun üstünde. Madem ki üstünde bu nokta bu doğrunun denklemini sağlayacak. Yani x yerine 1 yazacaksın. Y yerine yine y yazacaksın. Artı 3 eşittir 0. Y eşittir buradan 4 çıktı. Bakın dostlar y 4 ise y eksi 4'ün karesi diye de devam edecekti. Adana'yı böyle bulacaktık. Peki geldik 5 numaraya. Analitik düzlemde çemberleri birbirine dıştan teğet. Hadi yine bir basit şekil çizelim. Şimdi elimizde bir şöyle bir çember var. Birinci çember bu olsun. Merkezi bakın 0'a 0. Yarı çapını da biz ne diyebiliyoruz? 2. Bir tane daha çember var. Şimdi bundan büyük mü küçük mü bilmiyorum arkadaşım. Ha böyle rastgele çizdim bu çemberi de. Bu çemberin de biz merkezini biliyoruz yine. 4'e A. Yarı çapı da bakın yine A. Peki dostlar bunun yarı çapı hani iki çember teğetse ne öğrendik çemberde uzunlukta? Hemen merkezlerini ve teğet oldukları şu noktayı birleştiriyoruz. Peki şurasını 2 birim, şurasını A birim diyebiliyorum yarı çaplarını. Bir de kardeşim ne biliyoruz biz? İkisi arasındaki uzaklığın 2 artı A olduğunu. Peki iki nokta arasındaki uzaklığı biz nasıl buluyorduk dostlar? Kök içinde x'ler farkının karesi 0'dan 4 çıktı, 4 karesi 16. Y'ler farkı 0'dan A çıktı, eksi A karesi A kare. İşte bu da iki nokta arasındaki uzaklık formülü eşitmiş yarıçaplar toplamına. Bir toparlayalım burayı. 2 artı a. Hadi her iki tarafın karesini alalım. Şöyle her iki tarafın karesini alalım. Kökten kurtulalım. Birincinin karesi 4. İkincinin karesi a kare. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı 4 a. Eşitmiş 16 artı a kareye. Peki a karelere bay bay dedik.
Buradan 4A eşittir 12 kaldı. 4'ü bu tarafa attım. A eşittir 3 çıktı. 5. sorumun cevabı Adana'dan geldi. 6. sorumuzdayız dostlar. Diyor ki çemberi koordinat eksenlerine paralel teğetlerinin kesim noktalarından biri aşağıdakilerden hangisidir diyor. Biz gelin ilk önce bu çemberin bir merkezini bir söyleyelim. Şeklini çizeceğim çünkü. Şunun yarısının ters işaretlisiydi. 6'nın yarısı 3, ters işaretlisi eksi 3. 8'in yarısı 4, ters işaretlisi eksi 4. E yarı çapı da bulalım hemen bulmuşken. Şöyle bölü 2 vardı. Yukarıda da kök içinde. D kare, E kare yani 36 artı 64 gelecek şuraya. Bir de eksi 4F vardı ama F'miz 0 olduğu için yazmadım. Burası 100 yaptı. Dışarıya 10 diye çıktı. Onu da 2'ye bölersek yarı çapında 5 olduğunu bulduk. Şimdi gelin bunun bir şeklini oluşturalım biz dostlar bu çemberimizin. Şurada çizelim hemen. Koordinat sistemini çizdim. Merkezi eksi 3'e eksi 4. Eksi 3 burası. Şöyle eksi 4 de burası olsun. İşte bizim merkezimiz burada. Ve çemberimin yarı çapı da 5 birimmiş dostlar. Çemberin yarı çapı 5 birimse. Bakın 3 şurası. 4 şurası oldu. Şurası 4. Şurası 3 oldu. Şöyle şurayı birleştirdiğimde 3 4'ten 5 geleceği için demek ki benim çemberim tam orijinden geçecek. Merkez burası. Şurası yarı çap oldu bakın. Şöyle kabaca şöyle bir çizdim arkadaşlarım. Şöyle bir çember oldu bu çünkü. Şimdi diyor ki bu çemberi eksenlere paralel olacak şekilde teğetler çizin. Birinci teğeti şu olsun işte bakın. Eksene paralel şu teğetidir dostlarım. İkinci teğeti yine y eksenine paralel şu doğrudur. Üçüncü teğeti y eksenine paralel şu doğru olsun. Dördüncü teğeti de tam şu en alttan teğet olacak şekilde geçen doğru. İşte bu teğetlerin kesim noktalarını soruyor. Yani şunu, şunu. Şimdi biz dördünü de bulacağız. Aşağıdakilerden hangisi bu noktalardan biridir diye soruyor bize. Şimdi bildiğimiz uzunlukları yazalım. Dostlar biz yarı çapı 5 diyebiliyoruz. Şurası 5 birim. Şuraya kadar 3, buradan sonrası da 2 birim olur. Şuraya kadar 4, yukarısı 1 birim olur. Şu aşağısı da tam buraya kadar geleceği için 5 birim olur. Mesela şu noktayı bulalım hemen dostlar. Şu nokta. Bakın bu noktanın şurası 1, şurası 1. Şu bizim x eksenimiz. X eksenimizi şöyle biraz daha kalınlaştırayım ben. Şu da bizim y eksenimiz. Y eksenini de kalınlaştıralım. Bakın bu noktanın şurası 2 birim. Şuradan dolayı şurası 2 birim. Şurası da 1. Y ekseninin uzaklığı 2. X ekseninin uzaklığı 1 birim. O halde kesim noktalarından birisi 2'ye 1. Şıklarda yok. Geçtim bunu. Şu noktayı bulalım dostlar. Bu noktanın şuradan X eksenine uzaklığı ne kadar oluyor? 4 şuradan. Şuradan da 5 birim geliyor. 9. Ama negatif tarafta olduğu için eksi 9. X eksenine uzaklığı y'si idi. Y'si eksi 9 olacak. Apsisini bulalım. Bakın apsisi de y eksenine uzaklığı şurası yani. Y eksenine uzaklığımız da burası 2 birim. O da 2 gelecek. Peki 2'ye eksi 9 var mı böyle bir şıkkımız 2'ye eksi 9? Bu da yok dostlarım. O zaman şu noktayı bulalım hemen şimdi. Bu noktanın şu y eksenine uzaklığını alalım. Y eksenine uzaklığı 3 buradan 5 buradan 8 birim. Ama x'in negatif tarafında olduğu için eksi 8. Y eksenine uzaklığı eksi 8. X eksenine uzaklığını bulalım. Yani şuna olan uzaklığını bulalım. Burası da 5, 4 daha 9. Ama negatif tarafta olduğu için eksi 9 oldu. Eksi 8'e eksi 9 var mı şıklarda? Var. Evet, 3. noktadan bulduk arkadaşlarım. Bu da olmasaydı bir de şu noktayı bulacaktık diyecektik. Evet 6. soruyu da gömdük. Devam edelim 7 numarayla. Doğrusu çemberine teğet olduğuna göre R kaçtır diye bir soru sormuş bize dostlar. Hemen bakın basit bir şekil çizelim bize ne yapmamız gerektiğini söyleyecek. Şimdi bir çember var merkezi bakın 0'a 0 merkezi çember demiştik bunlara. Bir tane de bu çembere teğet olan bir doğru var. Şöyle bir teğet doğrusu. Peki ne oluyordu teğet olduğunda? Hemen yarıçapı biz buna dik indirebiliyorduk dostlarım. O halde yarıçap dediğim uzunluk aslında merkezin doğruya olan uzaklığı çıktı. Tek yarıçapı bulalım. Noktanın doğruya olan uzaklığını kullanacağız. Yukarıda mutlak değer, aşağıda karekök vardı. Mutlak değerin içine noktayı yerine yazacağız doğru denkleminde.
Ve getirip burada da yerine yazacağız. Mutlak değerin içine yazacağız. Peki x yerine 0, y yerine 0 yazarsam 0, 0, eksi 10 olur mutlak değerin içi. Y yerine kare kökün içine de şu 3 ile 4'ün karelerini yazacaktık. Yani 9 artı 16'yı yazacağız. Peki buradan 10 gelir, 5 gelir, 10 bölü 5'ten yarı çapım 2 çıktı dostum. 6. sorudayız. Analitik düzlemde denklemi bilmem ne olan çemberin orijine en yakın noktasının orijine olan uzaklığı. Bakın yine bir şekil çizeceğim. Koordinat sistemi falan çizmiyorum arkadaşlar. Şimdi bu çemberin merkezi 6'ya eksi 8. Ve yarı çapını da biz 2 diyebiliyoruz şuradaki 4'ten dolayı. Şimdi bir tane de nokta var. Orijin 0'a 0 noktası. Diyor ki bu noktanın bu çembere en yakın, en uzak gibi sorular sorulduğunda merkezle birleştiriyorum bu noktayı. İşte en yakın noktası şuradaki A noktasıdır diyelim bakın. Şu mesafeyi soruyor bize. Peki şurayı biz zaten 2 diyebiliyoruz yarıçaptan dolayı. O halde benim bulmam gereken yer 2 nokta arasındaki uzaklığı yapacağız. Hemen yapalım. Kök içinde 6-0'ın karesinden 6, karesi 36. Eksi 8 eksi 0'dan eksi 8 karesi 64, 100 yaptı, 10 diye çıktı. Peki toplam uzunluk 10 sa buraya ne kaldı? 8 birim kaldı. En yakın noktamız 8. En uzağı sorsaydı çembere o da şuradaki B noktası olacaktı. 8, 10, 12 diyecektik. 9. sorumuz. Analitik düzlemde çemberine bilmem ne noktasındaki teğetin denklemi. Dostlar teğet denklemi soruluyorsa dünyanın en kolay işlemini öğreteyim ben size hemen. Yapacağınız şey şu. Kareli olan ifadeyi ayrı ayrı çarpanlar şeklinde yazacaksınız. Yani x eksi 3'ün karesi demek x eksi 3 çarpı x eksi 3 demektir. Artı y eksi 2'nin karesi demek y eksi 2 çarpı y eksi 2 demektir. Bir de eksi 25 var eşittir 0. İşte böyle çarpan şeklinde yazdıktan sonra noktayı, noktanın apsisi eksi 1 ya dostum. Bu noktayı getirip şuradaki x'lerden bir tanesinin yerine yazacaksın. Eksi 1'i şuradaki x'e yazalım. Eksi 1. Y'yi de getirip bir tanesine yazıyorsun. Eksi 1. Denklemi düzenlediğinde de cevap çıkıyor zaten kendiliğinde. Peki eksi 1, eksi 3 daha eksi 4 yapar. Eksi 4'ü içeriye dağıtalım. Eksi 4x artı 12. Eksi 1, eksi 2 daha eksi 3 yapar. Eksi 3'ü içeriye dağıtalım. Eksi 3y artı 6, bir de eksi 25 var eşittir 0. Bakın şöyle oldu. Eksi 4x, eksi 3y, 12, 6 daha 18, 25'ten çıkarsa da eksi 7 eşittir 0. Hepsini eksiyle çarpalım. Burası artı olur, burası artı olur, burası artı olur, burası yine 0 olur. 4x artı 3y artı 7, Denizli şıkkı galiba değil mi? Evet, Denizli şıkkında mı? 4x olacak pardon 3x bu. Ceyhan şıkkında arkadaşlarım 4x artı 3y artı 7. Evet doğru. Geldik 10. soruya. Dik koordinat düzleminde bir ucu x ekseni diğer ucu y ekseni üzerinde uzunluğu 8 birim olan doğru parçalarının orta noktalarının geometrik yeri. Arkadaşlar buna benzer bir soru üniversite sınavında sorulmuş. Bakın şunu tarif ediyor aslında bize. Şöyle şekli oluşturabilirsek aslında ne kadar basit bir şey olduğunu göreceksiniz. Şimdi bir ucu x ekseninde bir ucu da y ekseninde olan 8 birim uzunluğunda bir çubuk var. Aha bu. Diyor ki bu çubuklarında diyor orta noktalarını alın. Şurası orta noktası olsun. Bu ilk hali. Şimdi ben bu çubuğu x ve y ekseni üzerinde istediğim gibi hareket ettiririm. Bak şu y ekseni üstündekini biraz yukarı kaldırınca x şuraya düşecek. Şöyle olacak. Y'yi biraz daha yukarıya kaldırdığında x buraya düşecek. Bakın şu kalemi şöyleydi. Yavaş yavaş oynatacaksınız. Şöyle dikleşene kadar oynatıyorum. Orta noktada tabii ki bu durumda şöyle geliyor. En son şuraya geldi. E tam bu y ekseninin üstüne de çıkabilir arkadaşlar bu. Dolayısıyla orta nokta şurada bir yerde olacak. Sonra bakın şuraya doğru kayabilir. Şöyle olabilir. Orta nokta burada olacak. Sonra tam şu x ekseninin bu tarafında yatabilir. Orta nokta burada. Yine bunu bu şekilde böyle dikebilirsiniz arkadaşlarım. Şöyle şuraya getirdim. Bakın orta nokta burada. Şöyle yaptım. Orta nokta burada gibi. En son şunun üstüne getirdim. Orta nokta burada. Bunun üstüne getirip orta noktayı bulduğunuzda
Aslında bu orta noktaları birleştirdiğinizde şöyle bir çember çıktığını göreceksiniz dostlarım. Demek ki benim aradığım şey merkezi orijin olacak, sıfıra sıfır olacak. O yüzden şununla şu direk gitti. Şu zaten çember denklemi değil, bu da gitti. Eksi var çünkü artı olması lazım. Ve yarı çapıda şurası zaten orta noktaydı ya, çubuğun tamamı 8 birimdi. Orta nokta olması için 4, 4 diye bölecek. Yarı çapıda 4 olan, yani eşittir 16 olan çember çıktı dostlar. 11. sorudayız arkadaşlar. O merkezli çembere P noktası var. Eksi 2'ye 4. Hemen gösterelim bu P noktasını. Şurası 2 birimmiş. Şuradan aşağı inen diklikte 4 birimmiş. O halde şurası da 2. Şimdi şurayı çizdiğimizde merkezden dik inecekti teğetimiz. Bakın şurada bir öklit çıktı. 4'ün karesi 16. 2 çarpı 8'dir. O halde şurası 8. Yine şurada da bakın bir diklikten diklik indi. Şurası 4. 2'nin karesi 4. 4 çarpı 1'e eşittir. Şurası da 1. 2 tane öklit yaptım dostlar. Bize neyi soruyor? OA. OA uzunluğu ne çıktı? 10 birim. OB. OB ne çıktı? 5 birim. 10 ile 5'in toplamını soruyor. 11. soru cevabı Ceyhan'dan geldi. 12'ye geldik. Çemberinin şu çembere içten teğet olmasını istiyor. Şimdi bir tane büyük çember var elimizde. Buna teğet olmasını istiyor. Şöyle bir tane de küçük çember var dostlar. Şimdi küçük çemberin merkezini biliyoruz. 5'e 12. Yarı çapında biliyoruz 4. Hemen şuraya çizdim 4. Büyük çemberin merkezini biliyoruz 0'a 0. Yarı çapını bilmiyoruz. Şu hemen merkezleri teğet olduğu zaman ne yapıyorduk? Merkezleri ve teğet oldukları noktayı birleştirin diyorduk. Ve bakın ikisinin de merkezinin arasındaki uzaklığı bulabiliriz. Kök içinde x'ler farkının karesi 25, y'ler farkının karesi 144, 169'dan 13 geldi. Peki bize büyüğünün yarı çapını sormuyor mu? 13 burası, 4 burası, toplam ne çıktı arkadaşlarım? 17 geldi. Büyük çemberin yarı çapı. Evet dostlar, test 3'ü gömdük. Bir sonraki videomuzda da test 4'ü gömeceğiz. Hadi bakalım, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.